İyi, bostanın da iyiymiş de işte fare ne istiyorsun sen değil mi bunlardan? Abla 2 günde inanır mısın benim ektiğim bostan çıktı. 2 gün kız. Patır patır. Darı gibi patladı bostan. Harladı çıktı. Ha, ip bağlayacağım bunlara. Birazcık bağladım. Evet. Su yetmedi. Böyle hem bağlayayım hem... Bağla bağla, ben de o salatalıkları bağlayacağım. Bak ettiğin kumpura ne olmuş ya? Aa, bu değil o ya. Yok asaydı. Bu da uzun ettim. Burada süt alıyordum. Bu da bir tane arsan ha. Evet. Hay Allah abla, senin bahçede benim bahçe gibi. Şunlar açılmış abla, ne yetişesen et bunları. Onlar ye salatalığı ya. Yer mi bunlar? Onlar... sık mı bunlar bu kadar? Sık değil, onlar 2 güne dağılır. Hmm. Onlar sırık. Şunlar elden geçecek, kaşları onarılacak. Abi yo, süpürge var. Süpürgeleri kesersin bunların içinde, olmaz. Olmaz. He, ben toplayan abla çilekleri. Onlar kalır, şu da kalsın. Onları kes. Batlıcan da bak. Süleyman'dan getirdi, o ben drogo yendi. Dokun çapaladıydım ben bunu. Suladım, bunu almış gibi yapıştım. Abla, şimdi bunu çapala sen gay büyününce başla. Çünkü bu gay geçer çapası. Onu çapalayacaksın. Şey soracağım ben sana, hiç peslihan var mı ya? Bildiğin yerde kadife peslihan. Yok, uyuttum içinde de bitmedi. Bir tane öldü, senden aldım. Bir de evde buldum, tohumunu da uyuttum. Bir tane ölüştü, bir tane saksıdı. Benim de bitti. Böyle nasıl biliyor musun? Çok sıkıdı, diş gibi. Hepsi öldü. Sulu susuz da değildi. Neden ben öldü abla? Bilmiyorum, benim de niye öyle oldu. Bu yıl öyle oldu. Saksı da olmadı hiç. Oğlan ölüştü. Bunları hani dün Fransa'yı çapaladı. Fransa'yı çapalamışsın onu hem da bunları da. Hem koy ve hem çapala bir gıydan. Bak benim bu aşıladığım garık değil mi ablam? İyi oldu. Aa, aşıladığıma göre kalmış. Geldi 2 yıl. Şey ettim, bunu çapaladım, onu erişemedik. O gün çamur ısırdı. Şimdi Süleyman dayı rahatsız olunca sen ne kadar ayağa kalksa da yine de işin çok. Sana kaldı işle. Yanış abla sen, ben toplayın. Hiç işe yetmesen hemen bunlar olacağı işleri yapalım. Hava soğudum da suyu koy vereyim, bu çapalayın. Şimdi koy verme zaten, kızgın ya. Bunlar da çıkıyor. Hmm. Aha abla. Biraz böylece saçtayım. Daha çıkıp duruyor mu? Aha daha bak daha. Aha bak, aha ya maşallah pıtır pıtır çıkmış. Benim boru burada. Abla bu boru çabuk bükülüyor. Ben de fark ettim. Isacak ya. Şimdi bu kuru fasulyenin tazesini sen şey mi edeceksin bunu? Taze yemek için mi? Kurutacaksın mı? Ak fasulye için. Ha tamam. Yeter yeter. Ha, o süpürge kalsın gari. Kıyamam onu. Süpürge de lazım abla. Maşallah. Ben tutmaz belki dedim, emme tutmuş. Bak o senin hani sarı sarı olmuş. Gay onlar olmaz dediydin ya hastanede bana. Onlara bak hiçbirini atmadım. Hepsini aşıladım. Bak gömmedim de. Sahile şeyde kaldı. Şeydeymiş. Su varmış emme. Kovadaymış. İçine suyu satıp ağaçım. Buruşmasın diye su kuydurdum. Aynen. Havutun dibine ne ektiydin? Onu da açıp açıp her gün, o da suray şey tas varmış. Saplı çanak gibi. Onunla suladıydım. O neydi abla? Maydanozudu da. Oldu mu? Bitmiş herhalde de, kurumuş geçen sıfadaydım. Diş gibi bitmişi de o da abla. Ben onun ne olduğunu bilemedim de, acaba fidan mı yuttuyku abla dedim. Yani ot, o bitmiş de ot. Kirazla hakikat seyrek kız. Seyrek. Yeme bile anca. Bunlar yeme anca. Kurumuş görmüyor musun? Abla takır takır, iyi ki bunlar şey olmamış, gazalı olmamış. Nem kalmamış toprakta. Hiç kalmadı hiç. Bu kırık kirazcım ona bak ya, çapa batmıyor. Abo. Şey diyeceğim Halim abla, şimdi hemen çapalayınca su vereceksin mi, bir gün bekleteceksin mi? Yeterse bekleyin, vereceksin hemen. Hemen bir gazık gibi. Satı durmuş. Şimdi otlar çok otlanır. Yarın Apollon'a gidersek. Gidersin. Çapalayacaksın, vereceksin, otlanırsa sonra yolu ver. Apollonlara başlamışlar diyor Fatma anne. Satın geldi mı? Az önce de oturduk. Başladılar büyün diyor. Kim başladı bilmiyorum da. Bunlar saklı.
millet gidiyor, kim gidiyor bilmem, buradalar yok o ya. Hmm. Buna bak ya, bunun ismini bekleteceğim gari. Anlamam. Çok sert. Taş gibi olmuş. Bak o Nazmiye yengeden aldığın bura kadar yetti abla. Buradan ötesi senin şeyin, gördün mü? Vardı da ben... Ocaktan aşırı. Akşam üstü aşırı yediyor. Karıyı yettim, çapaladım. Tersini bir esnattım. Bu kaç senin canın istemedi. Tabii ki diyen gelen damlayın. Ağzından suydu, bu yüzüne koydu. Allah'ım ne olacağım, ben de olmuyordu. Geliverdiydik biberler, sapsarı, suyun göl olmuş da. Sonra yaşadı onlar, çümen gibi bıraktık. Su vermedim, çapaladım, çekiyor. Bak. Ne bak, vuruyor ya. Hmm. Ay abla, sen kireza atlamaktan durdurmadın. Kireza gelince de, edemedik, ağzını kumkuru çakalıyorum. Bir de kireza atlamaya başladım. Hastanede kaç gün yattınız? 10 gün. 13 gün mü? Gitmemiz 15 oldu işte. Hemen ablam 15'te yatsın, 16'da yatsın. Çok şükür ayağa kalktı ya. Dili söylüyor en azından. İyi, kendi işini görüyor. Arabasını sürüyor. Sürüyor o kadar. Yine seni getiriyor, götürüyor. Ne bak ya, takır takır olmuş. Yo. Onlar sıvadım, onlar da bir kıydan çapaladım. Yarın para kırttım diye bilmeyen açladım o kıylanı. Görünürde buruşuk yok. Buruşuk hani o kıyı yok ya. O kıyını hep götürmüş mü? Nere çekmiş? Hep açlıyorsun açlıyorsun götürüyor. Yençin kesmesin abla ya. Kız para yençin mi olur? Para götürdü. Ondan biri olacaktı. O karın öte kıyılar. Sana ne diye vereceğim? Bize düşme böyle bir kedi. Bize gelenler mamaya alıştı hazır. Şey, bu Ayşe hala var ya, Gazi Ramazan amcanın eşi. Kedisi var, sarı. Geliyor ondan böyle bahçeye. O yürüdü mü o da yürüyor bahçeye. Her geldiğinde 2-3 tane fare tutuyormuş. Kedi olsa tutardı. Tutsa da burada. Dağılık açıyor. Burada tutamaz kedi ya. Gökgürlü abla, hemen vur çapayı, ben de gideyim toplayayım da. Ha, bağmağını vurmuşum geçen günü, sen de geçmiş olsun. Kaçıncı açlayışım bura, bak böyle olacağız bu tomatesler, bak bunlar bu gibi olacağız. Burayı bu açtan başa bak, hep karınmış. Daha kovukları dolu. Bak görüyor musun? Kesmiş oraya kadar yine. Ya nereye bağmış görmüyor musun? Ablam ya, bunu kesiyor da götürmüyor bu. Aha ya, doldurmuş bura. Ay Allah gari ya Rabbim Allah'ım. Sen niye diyorsun onu diye mi? Gözüne sokacak. İnce elime vurun yine. Aman eline vursun. Şöyle ya Rabbim burayı. Büyük gel. Çile, çile bülbülüm, çile. Sen aşıla, şuna bak nereye koymuş. Buraya kadar öyleydi değil mi abla, biz suladığımızda? Yok, sen suladığında da yoktu o kadar. Oraya kadar yiyor, ben açlıyorum. Bu 10. açlıyor herhalde. Hay Allah. Ama koymadım, tomatiz ya. Ha, iyi ki fidan ocağın var da, olmasa kimden alacaktın? Fidan ocağını yemedim ki. Fidan ocağının içinde durdu, orayı çekti. Soğanlar da. Ha. Soğanları ocağın içine çekti. Ya emek. Burada zı doldu bura. Zı doldu gari. Ya abla sen hadi unutmadan getir de koy yemeği. Unutuyorsun sen herhalde, olmuyor. Aşağı koyduğum diye. Burayı kesmiyordu. Bu kara, bu karaya geldiğinde bak yine başlamış. Yine aldı. Sabah ben de çapa yaparken 2 tane domatesi yençin mi kesti? Farem kesti, 2 domates kestikti. Bak, şu domatesler geçen tutmuşuz. Dün kaç katıklarım hep toplamış. Hanım abla bir de gülüyor ya. Ne edin? Ne gözünden burayı hiç tutturmadı bu. Sırıklar da böyle. Sırıklar yine yok diyordu çoktan. Ha işte. Ne yapacaksın abla? Gül abla boş ver. Kafana takma. Ne yapacaksın gari?
Bak domatesle arasına pancar ekmişsin, onlar da olmuş. Ekmedim, onun ayağından, tohumundan bitiyor. Pancar değil, o pancar ekiyor. Hmm. Pazı. Pazı değil mi? Otlu bir de yaparsın, iyi. Allah Allah. Allah Allah. Bırak, bak, hemen yanaşmış. Hurlağa da yok emme, bu buraya gelmemiş. Bu buraya geçmiş, oradan dönüyor geri. Hadi maydanoza bakalım bakalım. Burada bir şey vardı senin teneke, ondan. Ha, işte tutmuş da. Şundan suladıydım abla o zaman sen hastanedeyken. Olmuş olmuş iyi yine. Güzün turşuların üzerine koyma yete. Bismillahirrahmanirrahim. Toplayayım. Çoğu olunca sürüsünden 20 günde doğurmuş abla. 9 tane doğurmuş. Düşünsene 20. Çürüklerini atayım. Ya bak bana bak. Polada da var. Tamam tamam topluyorum. Öyle bir şeyleri var. Çürükleri var. Oğlum bu kay kıza diyecek ufak ne alga. Alıyorsun ufağını da alıyorsun. Sat ufağı yiyor onu. Ya, ufağını büyüğünü alıyorsun ablam topluyorum sağ ol. Ben aşağı çapırayım sen al. Bak yukarılar da var onlar da. Çilekleri kopardıkça koku saçıyor, mis gibi doğal ya. Bayağı bir topladım. Biraz da şuralardan toplayayım, buralarda da varmış. Geçmiş olanlarını, çürük olanları çilekte bırakmayacağız. Koparıp dışarı atacağız. Diğerlerini de çürütüyor bu çürüyenler. Geçmiş olanlar yani. Tabii ne olacak? Ham meyve dalında durur mu? Ya düşer ya çürür. Ufak ama çok lezzetli. Tam reçellik. Ufaktan güzel oluyor reçel. İlle kesiliyor. İki biber de ben kestim. Baya iri iri. Çapa yanlış vuruluyor ve kesiliyor. Ablacığım topladım. Allah kesene bereket hayırın kabul etsin. Aha. Aşağı takında mı toplayın? Onu biliyorsun. Suladım ya ben. Sen hastanedeyken sen iş gelme işine bak. Tamam. Yerini biliyorsun. Cevizin dibinde. Tamam. Ha, tamam abla. De geldik tarlanın daban kısmına. Cağlıkların içinden geçiyoruz. Bunlar cağlık. Yeni yeni çiçek açıyor cağlıklar. Allah korusun. Şuradan geçiyoruz. Buralarda yılanlar cirit atıyor diyebilirim. Çünkü şuradan dere geçiyor arkadaşlar. Burası da yine yeşillik böyle gölge. Geçen sene burada Hanım abla simsiyah yılan gördüğünü söyledi. Cevize bak maşallah çatal çatal iri iri. Onlar cevizleri güzel.
Bu sene bayağı bir var cevizleri maşallah diyeyim. Ne yapıyoruz şimdi? Buradaki çiletleri toplayacağım. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sorun yok. Yalnız komşularımızda olumsuz bir şey oldu arkadaşlar. Ne oldu? Gülsüm ablayı biliyorsunuz ya. Hani beraber dağlara gidiyorduk. Tülkü çağırıyorduk. Birlik bizde bezme yapıyorduk. Çay içiyorduk. İyi yani, güler yüzlü bir Gülsüm ablamız vardı. Ayağını kırdı arkadaşlar. Ayağı kırıldı ya. Kirazdan düştü, ayağı kırıldı. Ya. Dün düşmüş. Doktora gitmişler. Doktor devlet hastanesine gitmişler. Orada sarmışlar ayağını güzelce. Bakmışlar, röntgen falan çekmişler. Gece çok sancımış. Sancıdan duramamış. Bizi aradı. Yakup burada. Şahin yok. Yakup'la doktora götürdü Özlem onu. Gediz'e götürdüler arkadaşlar. Gediz'de Tekirağ'dan iyi güzelce bir alçıya almışlar ayağını. Hemen diz kapağının altından şuradan kırılmış. Dualarınızı bekliyoruz. Tez çabucuk kalksın ayağı Gülsüm abla ya. Diyordu bu sene kirazlarım da güzel var. İnşallah toplayacağım diyordu. Hani para kazanacağım bu sene kirazlardan diyordu. Ya tam kiraz mevsiminde oluyor böyle kazalar. Allah beterinden korusun. Kendine bir şey olmadı ama hani canı sağ emme, ayağı kırıldı. Şimdi evde yatıyor. Alçı. Ayak alçıda. Öz gibi şişmiş. İlk önce kırıldığını bilememişler. Yani berelenmiş demişler. İkinci gün kırıldığı ortaya çıkmış. İlk acile gittiklerinde anlaşılmamış. Gediz anlamış arkadaşlar. Yani anlaşılmayabiliyor bazen. Olabilir yani, normaldir. Biz insanız, şaşarız, beşeriz, yanılırız yani. Tabii Allah hekimlerimize sağlık versin, sıhhat versin. Onlar da yanılabilir, onlar da insan. Öyle işte arkadaşlar ya. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Gözlerime sinekler kaçtı. Şurada. Şuna bak. Cevizde çilekleri bastırmış. Böyle işte komşularla diyaloğumuz, ilişkimiz güzel. Olan olmayana veriyor. İyi oluyor. Komşular bize veriyor. Biz komşulara veriyoruz. Kimde ne varsa. Hanım abla da toplamış toplamış bunu. Reçelini yapmış. Artık bir şeyler yapmış. Fazla dedi, bana lazım değil, çürüyor dalında dedi. Dediği gibi de hakikat çürümüş. Çilek çabucak çürüyen bir meyve. Kuş sesleri arasında. Burada kuş sesleri çok güzel. Ayakların poleni de öksürüyor. Güzelce çilekleri de kutladık. Hmm.
Allah bin bin bereket versin Yaradan'ım. Hayırını kabul etsin hanım ablanın. Allah daha çok versin. Birine bin etsin, bol bereket versin. Ben de reçel yapacağım bunu, mis gibi, kokulu kokulu. Kızlar geldiğinde, gittiğinde ye. Bayağı çürüğü çarığı varmış geçmişlerle. Bereket versin, bu bize bol bol yeter. Nereden baksan, 3 kilo çilek topladım. 3 kilo vardır arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum. Allah'ım bin bin bereket versin. Çileği topladık, ben eve gidiyorum. Hanım abla biberler, domatesler çap alacak. Şekilde görüldüğü gibi durmak yok arkadaşlar. Koştura koştura işleri tutmak var. Şimdi bu çileği topladık ya. Bunu derhal yıkayıp şekerlemezsek bozulur. Bu sabaha kadar dolapta da olsa çöker. O yüzden acele ediyorum. Yoksa hanım ablaya yardım ederdim de benim bahçede beter. Kim kime yardım edecek? Şu sıra bizim köyde çomaktan insan aranıyor derler büyüklerimiz. Yani herkes iş peşinde. Bir şeylerin mücadelesinde, kiraz toplama, göverileri çapalama, ne bileyim işte böyle çilekler eriyor onları toplama, sulama işleri falan derken bayağı bir yoğun geçiyor. Çilekleri topladık. Geldik, tertemiz yıkadık, şimdi de ayırıyoruz. Evet, reçel yapma vakti. Evet. Şöyle çürük olanları var, bunları kullanmayacağız. O yüzden bu tarafa atıyoruz. Şöyle sağlam olanları da reçellik bu tarafa atıyoruz. Tabii çürük olanları atacağız, kullanmayacağız. Sağ olun, elinize sağlık. Sen sağ ol annem, toplamış gelmişsin. Tertemiz yıkayıp ayıkladığımız çileklerin başına şeker, göz kararı işi yapıyorum ben. Ölçmüyorum. Evet. Çilekleri şekere yatırdık. Ağzını kapatacağız, sabaha kadar bekleyecek. Akşamdan şekere yatırdığımız çilekler suyunu saldı. Sadece çileğin suyu. Dışarıdan eğres su koymadık. Tamamen çileğin kendi suyu kıpkırmızı çıktı. Çilekler suyunu salınca küçülüyor. Açık hava ocak başında kaynatacağım reçeli odun ateşinde. Mis gibi olacak inşallah. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun güzel dualarınız, güzel dilekleriniz için. İşte böyle insan hayatı, gönül dostlarım. Çilekleri topladım geldim, sabahtan bir sürü tarlada çalıştık ettik. Yıkadım, ateşe koydum da reçel oluşunu göremeden hastane dolaşmaya başladık. Hani hep derim ya, bir saat sonra, iki saat sonra belki olmayabiliriz, yokuz diye. Öyle de bilirdim yani, ayağımın acıması ağrımasının yanında ölebilirdim. Ayağıma krap girdiği günü, ayağımda ağrı belirdiği günü çilekleri topladık arkadaşlar. Ne varsa dualarda var. Allah'ım hepimize, herkese, tüm hastalara şifa versin, bana da versin arkadaşlar. İşte böyle gönül dostlarım, bugün de Simav'a geldik. Ayağım ağrısı hafifledi. Bir tane takipçimiz, kardeşimiz arayarak bize doğal bazı şeyler sürmemizi istedi. Onun dediklerini harfi harfine hazırladık, yaptık. Ağrı acı birazcık kesildi ama bu şekilde kalacak diye bir şey yok. Tedavisine bakacağız Allah'ın izniyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. O kardeşimizin verdiği tarif çok işe yaradı. İsmini veremem, izin almadım kendisinden, ismini vermiyorum ama çok güzel bir karışım. İnşallah önümüzdeki günlerde tariften video çekerek sizlerle paylaşacağım. Çok işe yaradı arkadaşlar. Sevgilerle kalın, kendinize iyi bakın.